Arkadaşlar merhaba. Bugün sosyal bilim okumalarının 8. kısmını yapıyoruz. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Doçent Doktor İlker Yiğit bize mekan ile zaman arasında filizlenen bir uzmanlık alanı tarihi coğrafya konusunu anlatacak. İyi seyirler diyeyim. Hocam buyurun anlatabilirsiniz. Ben de aradan çekiliyorum. Teşekkür ediyorum. Rica ederim hocam. Tüm ekran diyelim. Şimdi biraz önce paylaşmıştım ben bunu. Şu an görülüyor mu acaba benim ekranım? Şu an görebiliyor musunuz ekranımı? Slide görünüyor mu acaba? Cevap alamadım. Hocam slide görünüyor. Ha, tamam, teşekkürler. Görünmese lütfen beni uyarın. Kıymetli arkadaşlar ve dinleyiciler, hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Mekan ile zaman arasında filizlenen bir uzmanlık alanı, tarihi coğrafyaya ilişkin sunumumu gerçekleştireceğim. Öncelikle tarihi coğrafya nedir? Tarihi coğrafya, geçmiş bir zaman diliminde belgelere, kanıtlara dayalı olarak geçmiş bir mekanın fiziki ve beşeri coğrafya özelliklerinin inşa edilmesi, bunun araştırılmasıdır. Bu noktada tarihi coğrafya, coğrafya ile tarih arasında interdisipliner bir yapıya sahiptir. Hal böyle olunca bu sunuyu ben şöyle planladım. Öncelikle birazcık coğrafyadan kısa kısa ilk çağda, orta çağda, yeni yakın çağdaki durumundan ve ön plana çıkan isimlerinden bahsedeceğim. Sonrasında da tarihi coğrafya ve coğrafya ile ilgili temel terminolojiden, tarihi coğrafyanın yapısından ve tarafımızca yapılmış olan tarihi coğrafya araştırmalarından örnekler sunarak sunumumu, dersi bitirmeyi planlıyorum. Öncelikle coğrafya dediğimiz disiplin insanlık tarihi kadar eski, yani oldukça kadim bir disiplin. Coğrafya insanın yeryüzüne adım atmasından itibaren ortaya çıkan bir bilgi türü aslında. Biz coğrafyayı tanımlarken doğrudan coğrafya eşittir mekan bilimidir diyebiliyoruz. Yani mekanı araştıran. Mekan dediğimiz şey de doğal ortam insan etkileşimi neticesinde ortaya çıkan bir safha olarak değerlendiriyoruz. Hal böyle olunca insanlık tarihi kadar eski bir bilgi alanı, bilim alanından söz ediyoruz. Tabii ilk başlarda coğrafi düşünce dediğimiz şey insanların yaşadığı, yaşamaya uygun alanlarla ilgili olan sahaların, dünyanın, kıtaların yapısıyla ilgili olduğunu görüyoruz. Hal böyle olunca bunun İlk örneklerini Mısırlı, Babilli, Yunanlı eski filozofların özellikle de tarihçi düşünürlerden kaynaklandığını biliyoruz. Bu bağlamda sağ tarafta Hecatius'un bir bilinen dünyanın haritasını görüyorsunuz. Uzun süre zaten coğrafya bilgisi ya da coğrafya bilimi haritacılık tarihi gibi ilerlemiştir. Ya da coğrafya tarihini çalışan bir kişi otomatikman coğrafya tarihinde beraberinde haritacılık tarihini çalışır. Zira yeryüzünde yaşamış olduğumuz yerin temsil edilmesi, konumlandırılması antik dönemlerden itibaren önemli bir sorunsal olmuştur. Bunun için de haritacılığın gelişimi bir nevi coğrafi bilginin de gelişimi olarak karşımıza çıkar. Bu ilk dönemlerden itibaren coğrafya temelde iki safhada ele alınabilir. Hocam bir parantez açabilir miyim? Buyurun lütfen. Şu an slide gözükmüyor hocam. Pardon, niye böyle oldu? Şöyle bir daha paylaşayım. Şimdi zannediyorum oldu. Evet hocam oldu. Evet, teşekkür ederim, sağ olun. Coğrafya bir matematiki coğrafya, yani konumla ilgili, koordinatlarla ilgili, enlem ve boylamla ilgili, ekvatora ve başlangıç meridyenine göre nerede olduğunuzla alakalı bir pratik, bilimsel pratik. Diğer taraftan da bölgelerin, kıtaların, sahaların
bölgesel özellikleriyle ilgili, betimlenmesiyle ilgili olarak devam ettiğini görüyoruz ve uzunca bir süre bu iki gelenek modern coğrafyanın ortaya çıkışına kadar devam etti. Tabii şöyle bir söylem vardır, sizler de bilirsiniz. İki lanetli disiplinden söz ederler tırnak içerisinde. Bunun birisi tarih, diğerisinin coğrafya olduğunu söylerler. Onun nedeni de şudur. Sömürgeleştirilecek yerlerin bilgisini coğrafi bilgiden alınır. Bunun sömürgeleştirme fiilinin ya da bu çabanın meşrulaştırılmasının ise tarih tarafından yapıldığı söylenir. Hal böyle olunca mekan ilmi olan coğrafya uzunca bir süre yeni toprakları keşfetmek, fethetmek, o bölgelerin haritasını yapmak, dünya üzerindeki çeşitli mekanlar arasındaki konumunu ortaya koymak gibi misyonlar coğrafyaya yüklenmiştir. Orta çağda coğrafyaya baktığımız zaman Batı ile Doğu arasında ciddi bir fark var. Özellikle İslam dünyası bu dönemde antik Yunan'dan aldığı temeldeki bilgi ya da Çin-Hint medeniyetinden aldığı bilgiyi çok iyi bir noktaya taşırken Orta Çağ'ın malumunuz Avrupa için karanlık bir evre olduğunu biliyoruz ve coğrafya bu dönemde ciddi manada bir duraklama evresine girmiştir. Bu duraklama evresine bir örnek vermek gerekirse Orta Çağ'da Avrupa'da Hristiyan dünyada insanlara kulluk vazifesini anlatmak adına Kudüs'ü merkeze alan daha ilk çağdaki haritacılık tekniklerinden geriye giden TO haritalar, kısaca TO haritaların yapıldığını görüyoruz. Bunun üstünde işte Meryem tasviri, İsa tasviri, Mesih tasviri gibi durumlar söz konusu. Haritanın Orbis Terrarum, yer kursunun üst tarafında Asya, normalde doğuda olması gerekirken kuzeye alınmış. Sağ altta Afrika, sol altta ise Avrupa'nın konulduğunu görüyoruz. Ve bu TO haritalar kiliselerin vesairelerin süslenmesi amacıyla kullanılmış. Bu da bize coğrafi bilginin nasıl araçsallaştırıldığını ve Orta Çağ Avrupa'sında nasıl gerilediğini göstermesi bakımından oldukça önemli. Tabii Doğu tarafına baktığımız zaman Biruni ve İbn Sina'dan bu bağlamda söz edebiliriz. Biz İbn Sina'yı tıp alanındaki çalışmalarıyla tanımlarız ama kendisi o dönemin birçok bilim adamında olduğu gibi, bilim insanında olduğu gibi yeryüzünün oluşmasıyla, bulutlarla, çiğlerle, depremlerle vesaireyle ilgilenmiştir. Benzer şekilde Biruni de işte astronomiden fiziğe kadar, matematiğe kadar birçok alanla ilgilenmekle birlikte coğrafyayla da ilgilenmiştir. Hatta Biruni'nin Hindistan Yarımadası'nın ya da bölgesinin oluşumuyla ilgili o bölgede arazide dolaşırken, seyahat ederken bir bakıyor ki sahada diz kabukları var, deniz canlıları var, kavukları var. Buradan şöyle bir hipotez üretiyor. Diyor ki zamanında burası denizin altındaymış, okyanusun altındaymış, sonra burası yükselmiş. Dolayısıyla bizim tetis dediğimiz kavramı, denizin altındaki o birikimi ve bunun orojenez ve epirojenez dediğimiz kavramlarla yeryüzüne çıkmasını aslında asırlar öncesinden haber veren sedimentoloji tarihi bakımından oldukça öncü bir çalışmaya imza attığını ya da bu konuda bir hipotez öne sürdüğünü söyleyebiliriz. Gelirsek Türkler ve Osmanlılar'da coğrafya, tabii Türk tarihi oldukça kadim olmakla birlikte Osmanlı ya da Selçuklu öncesindeki coğrafya pratiğine dair ya da coğrafi bilgiye dair oldukça az bilgi sahibiyiz. Asıl bildiğimiz taraf açıkçası Osmanlı dönemi. Tabii Osmanlılar İslam dünyasının kültürel birikimini, ilmi hayatına yeni bir dinamizm ve zenginlik de katıyorlar. Bu bağlamda Anadolu dışında olduğu gibi bugün Anadolu toprakları içerisinde yer alan işte Bursa, Edirne, İstanbul, bunun dışında işte Üsküp, Saraybosna gibi önemli bilim ve sanat merkezleri ortaya çıkıyor. 18. yüzyıla kadar Avrupa'da malumunuz bilim ve sanayide bir kırılma oluyor ve o zamana kadar aslında Osmanlı Doğu dünyasında üretilenlerle yetiniyor. Onlara şerhler, zeyiller, açıklamalar yazarak devam ediyor. 18. yüzyıla geldiği zaman artık Batı coğrafyasının ya da Batı biliminin öne geçtiğini fark ederek ilk önce tabii ki askeri alanda, mühendislik alanında, sanayi alanında bunu fark ediyor. Sonra diğer bilimsel alanlara da bunun sirayet ettiğini görebiliyoruz. Türklerde ya da Osmanlı'da coğrafyanın 3 kilometre taşından söz edebiliriz. Bunlardan birincisi malumunuz Piri Reis, dünyaca ünlü bir isim. 1513 tarihli bir dünya haritası var. Piri Reis'in tabii bu haritası bugün bizim Kuzey Amerika, Güney Amerika olarak bildiğimiz alanların kıyısını ve iç bölgelerini çizmesi, o bölgelerle alakalı bilgi vermesinin ötesinde
batılı kaynaklardan ya da dönemin kaynaklarından istifade ederek ortaya koyduğu bir çalışma. Bu yönüyle kıymetli bir eser. Malumunuz müellifin bir de Kitab-ı Bahriye diye eseri var. Özellikle Akdeniz çevresindeki şehirleri, limanları resmetti. Bir de Piri Reis'in malumunuz Kolombus ve İskenderiye kütüphanesinden kalma haritaların içerisinde bulunduğu ve ayrıntısını bilemediğimiz 30 civarında farklı kaynaktan istifade ederek bir dünya haritası daha yaptığını biliyoruz. Tarih 1528. Sağ tarafta da bu haritayı görüyoruz. Tabii bu Atlas Okyanusu'nun kuzey taraflarını işte ya da Orta Amerika'nın doğu kıyılarını, Grönland taraflarını gösteriyor. Maalesef bunun da diğer parçaları kayıp. Yeni ve yakın çağda coğrafyanın gelişimine baktığımız zaman artık bilimin ve tabii ki coğrafya disiplininin bayraktarlığını batıda Rönesans ve reformu gerçekleştiren Avrupalı devletlerde, ülkelerde ve bilim adamlarında görüyoruz. Özellikle keşifler çağıyla birlikte hem sermaye birikimi var hem de bir bilgi birikimi söz konusu. Özellikle coğrafyada, coğrafya sahasında 1750 ile 1900 yılları arasında 150 yıllık zaman içerisinde Kant, Humboldt, Ritter, Ratzel gibi isimlerin çalışmasıyla coğrafya bilimsel bir kimlik kazanıyor. Özellikle Humboldt fiziki coğrafyanın kurucusu, Ritter ise beşeri coğrafyanın kurucuları olarak biliniyor. Tekrar bize dönersek batıda bu gelişme olurken bizde coğrafya sahasında ikinci kilometre taşı olarak ifade edebileceğimiz isim Katip Çelebi. Katip Çelebi 17. yüzyıldan itibaren artık batının ileride olduğunu fark edip buradan istifade ederek eserler kaleme alıyor. Malumunuz Katip Çelebi'nin Keşf-i Zünun ve Cihannuma olmak üzere bunlar başta olmak üzere coğrafya ile ilgili olduğu için 21 eser vücuda getirmiş. En önemli özelliği de batıdan ya da bilimin ilerlediği sahayı takip etmesi bakımından önemli. Üçüncü kilometre taşı İbrahim Müteferrika, harita ve coğrafyanın ilminin ne kadar önemli olduğunu bir eserinde ifade ediyor. Usulül Hikem fi Nizamül Ümem isimli eserinde. Tabii Müteferrika'nın işte matbaayla olan hikayesinin dışında bizim coğrafya tarihi ya da coğrafya bilimi açısından önemi Katip Çelebi'nin cihannumasını kendi harita ve bilgilerini de eklemek suretiyle yeniden basıyor, güncelleyerek. İlk çağda, orta çağda, yeni yakın çağda coğrafyanın hikayesinden sonra Türkiye'ye coğrafya, modern coğrafya ne zaman ve nasıl girdi? Buna bir bakmamız gerekiyor. Öncelikle efendim. Hocam slaytımız ilerlemiyor ya. Yani anlayamadım. Teknik bir sorun var herhalde. Tekrar paylaşayım. Belki bir şeyle alakalı olabilir. Programla alakalı olabilir. Olabilir hocam. Şöyle tekrar paylaşıyorum. Şu an görüyorsunuz zannediyorum. Şu an gelmedi hocam. Evet, şu an paylaştım aslında. Ben de paylaşılmış görünüyor. Tekrar paylaşayım. Evet, şöyle paylaştım şu an. Hala gelmedi hocam. Şu an pencereyi paylaşıyor görünüyor bende. Belki de internette ya da işte bu programda da olabilir. Webinar evet. Programıyla da ilgili olabilir. Bazen olabilir. Bu tarz şeyler maalesef evet. Yaşanabiliyor. Şu an gözükmüyor hocam. Anladım. İnternetle ilgili o zaman. O zaman ben en azından görüneyim. Eğer ekran görünmüyorsa tamam, hocam. Benim bir takım görsellerim var. Evet, onların hocam. Görünmesi adına kıymetli buluyorum ama tamam, maalesef hocam. Bunu başaramadık. Tamam hocam, o zaman bu şekilde devam edelim. Tamam, ara ara ben yine paylaşayım, eğer gelirse tamam. Ne âlâ ne mutlu. Tamamdır hocam. Şu an gelmedi hala zannediyorum. Evet hocam, gelmedi. Tamam. O zaman metinsel olarak ben devam edeyim, arkadaşlarımız bizi görsün. Modern coğrafyanın Türkiye girişinde nasıl olmuştur dersek, bir batılı eserlerin çevirisi. Ta 2. Mahmut zamanından itibaren Osmanlı'nın batılaşma süreciyle birlikte Avrupa'ya giden öğrenciler var. Daha sonrasında Tanzimat'tan sonra bunun oralara gönderilen insan sayısı, işte Fransa'ya, Almanya'ya, İngiltere'ye gönderilen insan sayısı artıyor. İlk önce askeri alanda, sonrasında işte sanayi alanında ve oradaki teknolojik gelişmeleri Osmanlı ülkesine transfer etmesi adına gönderiliyor. Sonra diğer disiplinlerde, yani bilimsel manada atıyorum coğrafya ile ilgili de insanlar buraya gönderiliyor. İşte bunlar çok dilli olarak eğitim alıyorlar. Zaten Arapça, Farsçaları var. Batı dillerinden de Fransızcayı, Almancayı ya da İngilizceyi öğrenerek oradaki coğrafi bilginin
yurda transferini sağlıyorlar. Bu bağlamda yurt dışına giden, öğrenim gören öğrenciler bu bağlamda önemli. Diğer taraftan yabancı bilim insanlarının Osmanlı ülkesine, Türkiye'ye davet edilmesi de yine önemli. Yine bu gelen kişiler, özellikle yabancı bilim adamları, Robert Koleji gibi yabancı okulların Türkiye'de kurulmasına da hizmet ediyorlar. Devlet buna müsaade ediyor. Tüm bu süreç beraberinde Osmanlı ülkesinde ve tabii ki sonrasında Türkiye Cumhuriyeti'nde modern coğrafyanın ulaşmasını sağlıyor. Coğrafya açısından bir kilometre olarak ya da dönüm noktası olarak ifade edebileceğimiz şey, 1915 yılında Darülfünun, malumunuz bugünkü İstanbul Üniversitesi'nin kökenli olarak karşımıza çıkıyor. Ve burada coğrafya darülmesaisi kuruluyor, yani coğrafya bölümü kuruluyor. Böylece 1915 yılı bizim için coğrafya disiplininin aslında modern manada Türkiye'ye girdiği yıl. Sonrasında şunu da belirtmemiz lazım. Özellikle 19. yüzyılın sonlarına doğru, son çeyreği, özellikle 1890'lı yıllardan itibaren bu yurt dışına gidip gelen öğrenciler, o dönem için eğitimini alan insanlar çeviri ve telif eserler basmaya başlıyorlar. Bunlardan birisi Abdurrahman Şeref Bey mesela, Coğrafya-i Umumi ismiyle bir eser basıyor. Yine Ahmet Rifat, Lügat-ı Tarihiye ve Coğrafiye diye bir eser basıyor. Benzer şekilde Şemsettin Sami Bey'in ünlü Kamusul Alam isimli eseri var. Tabii Şemsettin Sami'nin birçok eseri var ama coğrafya açısından bunu zikredebiliriz. Yine Ali Cevat Bey'in Memaliki Osmaniye'nin Tarih ve Coğrafya Lügatı gibi çeşitli eserleri görüyoruz. Cumhuriyet ilan edildiği zaman Türkiye toprakları içerisinde sadece bir üniversitede coğrafya bölümü var. O da İstanbul'da. Daha sonra 1935 yılında Ankara'da Dil Tarih Coğrafya Fakültesi bünyesinde coğrafya bölümü kuruluyor. Üçüncü bölüm 1974'te Erzurum'da kuruluyor. Dördüncüsü ise 1979 yılında İzmir'de Ege Üniversitesi bünyesinde kuruluyor. Yani 81'de yapılan YÖK düzenlemesine kadar ki olan zaman diliminde ülkemizde sadece 4 coğrafya bölümü yer alıyor. Birazcık da bu coğrafyanın tarihselliği ve gelişiminde ve tabii ki tarihi coğrafyanın niçin ülkemize geç girdiği sorusu da aslında birazcık burada saklı. Şimdi tarihi coğrafyayı şöyle tanımlamıştık, tekrar bir hatırlamış olalım. Geçmiş bir zaman diliminde kaynaklara dayanarak herhangi bir sahanın beşeri ve fiziki, ekonomik özelliklerini ortaya koymak, bunu yeniden inşa etmek, değişimi ortaya koymak. Bu noktada tarihi coğrafyadaki tarihi ifadesine bakmamız gerekiyor. Bu tabii bir sıfat tamlaması. Tarihi coğrafya, coğrafya orada disiplinin, bu işin sistematik alanda tarihi coğrafyanın nerede yer alacağının bir göstergesi. Mesela tarihi sedimentoloji, tarihi jeoloji, tarihi demografi gibi alanlarda olduğu gibi kendisinden sonra gelen isim neyse onun altında bir uzmanlık alanı oluyor. Hal böyle olunca tarihi coğrafyada coğrafya şemsiyesi altında bilimsel sistematikte yer alan bir disiplin olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla bunun önündeki tarihi ibaresi bu coğrafya pratiğinin, coğrafya araştırmasının, coğrafya biliminin bugün de değil de sadece geçmişte yapıldığını göstermesi adına bir sıfat olarak karşımıza çıkıyor. Bunu belirtmiş olalım. Evet, diğer bir kavramımız dersimizin ya da konferansımızın başında ifade ettiğimiz zaman kavramı. Tabii zaman, bildiğiniz üzere, bir işin, bir oluşun geçtiği, geçeceği ya da geçmekte olduğu süre, vakit olarak ifade ediyoruz. Kısaca bir eylem için geçen süredir aslında. Tarihsel zaman ise bu bağlamda bizim için önemli. Geçmişe ait toplumu derinden etkileyerek iz bırakmış tarihsel olayların tanımlamasında kullanılıyor. Bu bağlamda o devasa geçmiş zamanın, yığılan devasa geçmiş zamanın bir parçası tarihsel zaman olarak karşımıza çıkıyor. Bu bağlamda geçmiş zamanla biz niye uğraşıyoruz? Geçmiş zaman dediğimiz şey gerçekten önemsiz, gerçekten geçmiş. Yani bu maziyle biz niye uğraşıyoruz diye düşündüğümüz zaman ya da böyle bir soru sorduğumuz zaman bu soruyu cevaplamamız geçmişle ilgilenen tüm disiplinler için olduğu gibi tarihi coğrafya için de önemli. Yani geçmiş zaman sanki böyle etkisini yitirmiş, günümüze hiçbir dahli olmayan gibi akla gelebilir. Ama aslında geçmiş zaman hiçbir zaman geçmemiş. Orada devasa bir tecrübe, birikim söz konusu.
Eğer biz bugün bir ağacın meyvelerini ya da filizlerini, yapraklarını, dallarını görüyorsak o bugün. Onun kökü, gövdesi ise geçmişte saklı. Dolayısıyla bu herhangi bir disiplinin ya da bilimin ya ülkenin, devletin, milletin geçmişini bilmemek adeta bir ağacın köksüz ve gövdesiz var olabileceğini tahayyül etmek gibi bir anlama gelecektir. Hal böyle olunca geçmiş bizim için kıymetli. Tabii geçmiş zaman aslında zaman boyutları içerisinde durmadan yığılan, artan ve sadece elimizde var olan şey geçmiş zamandır. Gelecek zaman evet henüz gelmedi. Ona reel olarak bir gerçeklik atfetmemiz de mümkün değil. Olsa olsa o bir imkanlar yığını ve öyle de kalmak zorunda. Ama elimizde geçmiş zaman yığılmış milletlerin, ulusların, insanlık tarihinin müthiş bir geçmişi var. İşte geçmişi araştırmak, oradaki o tarihsel tecrübeyi görmek, kendimizi anlamlandırmak, belki geleceğe tarihsel tecrübeden istifade ederek yön vermek bağlamında önemli olduğunu değerlendirebiliriz. Bu bağlamda değinmemiz gereken kavramlardan bir tanesi de tarih kavramı. Tarih kavramı bildiğiniz üzere belirli bir sahada, belirli bir zaman diliminde ortaya çıkan olaylar, teşekkül eden kurumlar, toplumsal uygulamalar bütününün kronolojik bir sırayla zaman skalası içerisinde açıklanması, izah edilmesi olarak ifade edilebilir. Bu bağlamda şöyle bir söz var. Özellikle İngiliz tarihçisi Edward Carr'ın. Tarihten önce diyor ki onu yazan tarihçinin incelenmesi gerekir. Ben bunu birazcık daha genellendiriyorum. Herhangi bir kitabı elimize aldığımız zaman kitabı okumadan önce kitabın müellifini, yazarını okumak gerekiyor. Tarih olunca bu çok daha önemli hale geliyor. Geçmişle alakalı olduğu için. Zira insan yaşadığı zamanın, mekanın, toplumsal, ideolojik, içtimai, her ne değerler manzumesi ve çerçevesi varsa bunun bir ürünüdür insan. Bundan uzak durmaya çalışır, nesnel bir tavır takınmaya çalışır elbet ama en nihayetinde son kerteye geldiğimiz kadar zaman bunu ne kadar başarabildiğini ya da başarabileceğini ya da onun nasıl bir dünyaya ait olduğunu bilmemiz de mümkündür. Yani biz müellifin nasıl bir dünyaya ait olduğunu bilirsek eserini de bir şeylerin aklımızda olduğunu düşünerek okuyabiliriz. Bu bağlamda tarih kitabını okumadan ya da bir eseri okumadan eserin müellifini okumak da oldukça kıymetlidir. Tarih coğrafya bağlamında belirtmemiz gereken coğrafyayla ve tabii ki tarih coğrafyayla ilgili birkaç kavramla var. Bunlardan bir tanesi de dağılış kavramı. Tabii dağılış dediğimiz şey öncelikli olarak herhangi bir nesnenin ya da coğrafi bir konunun mekandaki harita üzerinde nasıl bir yayılış gösterdiğini bize gösteriyor. Ve biz coğrafi çalışmalarda üç tür dağılıştan söz ediyoruz. Bir yatayda, gözün görebildiği alanlarda, bir dikeyde yani yükselti farkına bağlı olarak işte 0 metrede, 100 metrede, 1000 metrede, 1500 metrede tarımın, ekonominin, nüfusun, sanayinin, ticaretin ya da kültürün dağılışı. Bir de zamanda dağılış. Malumunuz işte 1980'de Türkiye'nin, Konya'nın nüfusu neydi? 2020'de ne ya da 2021'de ne? Bu da zamanda dağılış olarak karşımıza çıkıyor. Dağılış bu bağlamda biyolojide, jeolojide de elbette kayaçların dağılımı, biyolojide bitkilerin ya da hayvanların dağılışı önemli. Onlar da kullanıyorlar ama hiçbir disiplinde coğrafyada olduğu kadar dağılış merkezi bir rol üstlenmiyor. Bu bağlamda değinmemiz gereken kavramlardan diğer ikisi ortam ve mekan. Ortama biz tabiat, doğa, insanın ve diğer canlıların yaşadığı natürel ortama diyoruz. Tabiat, doğa ismini de veriyoruz. Mekan ise herhangi bir doğal ortama yani fiziki mekana insan eli değdikten sonra dönüşen, değişen alan haline geliyor. İşte bu değişim ve dönüşüm ve etkileşim neticesinde ortaya çıkan sahaya biz mekan diyoruz. Dolayısıyla doğal ortam bizim için başka bir anlam ifade ediyor. Mekan dediğimiz zaman orada bir oluş mekanı haline gelmiş. İnsanla doğanın, havanın, toprağın ve diğer canlıların etkileşim halinde bulunduğu bir yer aklımıza geliyor. Hal böyle olunca insanın yeryüzüne baktığı ilk andan itibaren mekanla olan teması arttığı için süreç içerisinde mekanın genişlediğini söyleyebiliriz. Doğal ortam, dünyanın fiziksel mekanı bellidir zaten ama insan tarafından bu alanların bir oluş
haline, oluş mekanı haline, oluş yeri haline geliş getirilişi zaman içerisinde artarak günümüze gelmiştir. Ve biz mekanı tek boyutlu olarak görmüyoruz. En az üç boyutundan söz ediyoruz. Yerden ufka doğru, atmosferin içlerine, troposfere doğru, diğer taraftan yerin derinliklerine doğru, bir de yatayda gözümüzün gördüğü, hareket halinde olabildiğimiz alanlar mekanın en az üç boyutu olduğunu gösteriyor. Hatta bunun ötesinde mekanın psikolojik, toplumsal, ekonomik anlamları da var. Hal böyle olunca mekan salt fiziksel bir anlamdan ziyade bambaşka boyutlara evrilebilen bir mahiyet var. Onun için biz kısaca coğrafya eşittir mekan bilimidir diyoruz. Tarih coğrafyacıların ilgilendiği konulardan bir tanesi de değişim. Yani Osmanlı döneminde Konya kentinin durumu neydi, Selçuklu'da neydi, bugün ne? Nüfus açısından, şehir açısından, ekonomi açısından, ziraat açısından vesaire. Dolayısıyla bu değişimin fark edilebilmesi, açığa konulabilmesi de tarih coğrafya araştırmalarında önemli olan meselelerden bir diğerini oluşturuyor. Şimdi bu temel tanımlardan sonra tarih coğrafyanın modern manada ortaya çıkışından evvel ilk çağda tarih coğrafyaya ait bir şeyler var mıydı? Buna dair birkaç cümle kurmamız gerekebilir. Birçok disiplinde olduğu gibi tarih coğrafya alanında ilk yazıları biz yine antik Yunan dönemine kadar götürebiliyoruz. Özellikle tarihçi arkadaşlarımızın ya da tarih okuyan arkadaşlarımızın iyi bildiği gibi Herodot, malumunuz, Nil Deltası'nın nasıl oluştuğunu ele alan bir takım açıklamaları var. Hal böyle olunca mekanın oluşumu, mekanın değişimi, Nil Deltası'nın oluşumu, oradaki etkinlikler bu bağlamda tarih coğrafya pratiği bakımından her ne kadar adı konulmamış olsa da öncüler arasında sayılabilir. Yine Ortaçağ İslam coğrafyacılarının eserinde de aynı Biruni'de, İbn Sina'da olduğu gibi tarihi coğrafya kırıntıları var. Yine İbn Haldun'un eserinde var. Batlamyus'un eserinde var. İbn Battuta'da onun seyahatnamesinde var. Peki tarihi coğrafya dediğimiz şey nerede, ne zaman ortaya çıktı? Tarihi coğrafyanın pratik edilişi, yani geçmiş kaynaklara bakarak bir bilgi elde edilmesi, geçmiş mekanın açığa çıkarılması, ortaya çıkarılması ve inşa edilmesi bağlamında bunu ilk pratik eden Alman bir coğrafyacı, Philipp Cluverius isminde bir insan. Bu kişi 1580-1622 yılları arasında yaşamış. Bunun önemi Almanya'nın tarihi coğrafyasıyla alakalı olarak klasik dönem yapıtlarındaki o verileri, antik dönemdeki verileri alıp arazi çalışmalarıyla birleştirmiş, araziye gitmiş, sahaya çıkmış ve göreli olarak adını koymasa da tarihi coğrafya incelemesi yapmış. Bu yönüyle önemli. Peki tarihi coğrafya disiplinin ismini koyan kim dersek, 1700'lü yılların başında Edward Wells isminde bir kişi tarihi coğrafya ismini ilk kez kullanıyor. Wells'in yararlandığı kaynaklar başta kutsal kitap İncil. Bunun yanı sıra klasik Roma ve Yunan kaynaklarını da kullanıyor. Böylece daha önce genelde ticari amaçlarla oralara ziyaret gerçekleştirmiş olan kişilerin anlatımlarından ve çizimlerinden de istifade ederek geçmiş mekana dair bir araştırma yapıyor. Bu yönüyle yayınladığı bir esere ilk kez tarihi coğrafya ismini veren kişi 1700'lü yılların başında Edward Wells. Yani isim ilk defa orada konuyor. Tabii Edward Wells'ten sonra da kutsal mekanların tarihi coğrafyası, Hristiyanlık ve Yahudiliğin ortaya çıktığı alanlar, yayılış bölgeleri gibi bu kutsal kitaplarda geçen mekanın, şehirlerin ortaya çıkarılması, tespit edilmesi ya da Aziz Paulus'un işte güzergahının nereler olduğu gibi çalışmalar uzun süre devam ediyor. Bu 1920'li yıllara kadar süren bir bilimsel pratik olarak değerlendirilebilir. Yani tarih coğrafya uzunca bir dönem 1700'den 1920'lere kadar klasik bir tarih coğrafya dönemi yaşamıştır dönemlendirme açısından. Burada daha çok kutsal mekanların, kutsal kitaplarda geçen bilgilerin araştırıldığı bir dönemdir. Daha sonra 1920'li 30'lu yıllardan 50'li yıllara kadarki dönemde artık modern tarih coğrafya dönemi dediğimiz tarih coğrafyanın bilinçli bir disiplin olarak yükseldiği bir zamana tekabül etmektedir.
Tabii tarih coğrafyanın böyle gelişim safhasında önemli kilometre taşı diyebileceğimiz hususlardan bir tanesi de ihtisaslaşma dergilerinin varlığıdır. Bu bağlamda 1975 yılından itibaren yayın hayatına başlayan Journal of Historical Geography diye İngiltere'de yayın yapan, hala yılda en az 4 sayı çıkaran bir ihtisas dergisi var. İngiliz Coğrafyacılar Enstitüsü, Amerikan Coğrafyacılar Birliği'ne bağlı araştırma grupları, uzmanlık grupları bu bağlamda tarihi coğrafyanın kurumsallaşmasında, yeni problematikler belirlemesinde oldukça önemli olmuş. Aynı zamanda bu bağlamda uzmanların bir araya geldiği tarihi coğrafya kongreleri, sempozyumları da bu disiplinin kabul edilmesinde, yaygınlaşmasında veya anlaşılmasında da önemli roller üstlenmiştir. Burada zikretmemiz gereken isimlerden bir tanesi Darby'dir. Darby Domesday Book, tarihçi arkadaşlarımız bilecektir. Kıyamet günü demek aslında bizdeki 15 ve 16. yüzyıla ait tahrir defterlerinin İngiltere'de 11. asırda yapılmış halidir. Yani genel bir sayım yapılıyor. Bir defaya mahsus yapılıyor. Darby işte bu Domesday Book'ları kullanarak geçmiş mekanı inşa eden, oranın tarımsal özelliklerini, ekonomik özelliklerini, nüfus özelliklerini araştıran bir eser vücuda getirmiş oluyor. Peki tarih coğrafyanın araştırma konusu nedir? Neyi araştırır? Kısaca şöyle söyleyebiliriz. Tarih coğrafya, modern coğrafyanın fiziki, beşeri, ekonomik ya da bölgesel gibi alt dalları vardır. Bunların tamamını geçmişte yapabilir. Yani siz bugün çağdaş manada Konya'nın nüfusunu çalışabilirsiniz. Tarih coğrafyacı 16. yüzyılda, 19. asırda ya da 11. asırda Konya şehrinin nüfusunu çalışabilir. Çağdaş manada bir kişi bugün Orta Doğu'nun siyasi coğrafyasını çalışabilir. Aynı şekilde bir tarih coğrafyacı da 11. asırda ya da 13. asırda dün de yani geçmişte tarihi çerçeveye giren noktada bir araştırma yapabilir tarihi siyasi coğrafya bağlamında. Aynı şekilde siz çağdaş manada bir jeomorfoloji, klimatoloji çalışması yapabilirsiniz bugün için. Tarihi coğrafyacı da bunu geçmiş bir zaman diliminde tarihi klimatoloji ve tarihi jeomorfoloji olarak yapabilir. Dolayısıyla aslında tarihi coğrafyanın konusu coğrafya kadar geniştir ve kaynaklar bakımından, metot bakımından, tarihten ve coğrafyadan iki kanaldan da beslendiği için, ikisinin de kesişim kümesi olduğu için bu bağlamda çok daha zengin, hem kuramsal ve kavramsal, hem kaynak, hem de araştırma yöntem ve teknikleri bakımından oldukça mümbit ve verimli bir alandır. Tarih coğrafyacılar daha çok geçmiş mekanın yeniden inşası, geçmişle günümüz arasındaki değişim gibi ya da şehir endüstri toplumu ya da geçmiş dönemdeki tarım toplumu, arazi varlığı gibi konularla da ilgilenmiştir. Kurumsallık, tarihi coğrafya bölümü ve anabilim dalı. Şimdi dünyaya baktığımız zaman tarihi coğrafya anabilim dalı diye Türkiye'de bir anabilim dalı ya da bölüm söz konusu değil. Ama Almanya'da mesela Bonn Üniversitesi'nde tarihi coğrafya anabilim dalı var. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nde kültürel ve tarihi coğrafya adı altında anabilim dalları var. Yine Polonya'da Łódzkie Üniversitesi'nde tarihi coğrafya ve kültürel miras diye üniversitenin içerisinde bir bölüm var. Dolayısıyla kurumsallık ya da üniversiteler içerisinde anabilim dalları ya da departmanlar haline gelmesi bu bağlamda önemli. Henüz Türkiye'de böyle bir uygulamanın olmadığını belirtmemiz gerekiyor. Türkiye'deki tarihi coğrafya batıya göre maalesef işte geç başladı. Zaten coğrafyanın kuruluşu da 1915. Almanya'da 1874'te ilk defa coğrafya bölümü üniversitenin içerisinde kurumsallaşıyor. 1915 yılında da Darülfünun'da coğrafya kuruluyor. Tabii tarihi coğrafyanın batıya nispetle bizde geç pratik edildiğini görüyoruz. Özellikle bu Tanzimat sonrası 19. asrın son çeyreğinde öğrenci olarak Avrupa'ya gidip gelen kişiler, mesela örneğin Ahmet Rifat bunlardan birisi, 7 ciltlik coğrafya ve tarih lügatı diye bir eser hazırlıyor, ansiklopedik. Burada coğrafyayı tanımladıktan sonra tarihi coğrafyaya yer veriyor. Aynı şekilde Ali Cevat vesaire, bunların eserlerinde de biz yine coğrafyanın sistematik tasnifi içerisinde tarihi coğrafyanın hem tanımına hem de sistematik içerisinde nerede yer aldığını görebiliyoruz. Ama uzunca bir süre unutulmuş. Türkiye'de tarihi coğrafya ismiyle bu dönemden kalan bir kitap var mı dersek iki eserden söz etmemiz lazım. Birisi Ioannis Kalfoğlu tarafından Grek harfli olarak, yani Karamanlı Hristiyan Türk olarak nitelediğimiz nüfus mübadelesiyle birlikte ülkemizden giden, gönderilen
kişilerden ya da onun ahfadından, atalarından birisi İonis Kalfoğlu 1899 yılında Küçük Asya'nın Tarih Coğrafyası diye bir eser kaleme alıyor. Bu Albatros Yayınları tarafından yayınlandı. Dolayısıyla öncü eserlerden birisi bu. Bir diğeri benim yayına hazırladığım Celal Nuri İleri'nin Coğrafyayı Tarihi Mülki Rum isimli eseri. Yeditepe Yayın Evi'nden 2021 yılının birinci ayı itibariyle latinize edilen ve önünde etraflıca bir değerlendirme ile birlikte bilim camiamıza latinize ederek kazandırmış oldu. Tabii Celal Nuri İleri'nin bu noktadaki tanımı oldukça ilginç. Diyor ki tarih zaman içinde coğrafya, coğrafya ise hali hazırda bir tarihtir. Coğrafyayı tarihi ise hem tarihi hem coğrafyayı cem eder, yani birleştirir diyor. Ve bu Celal Nuri'nin amacı şöyle kendi ifadesiyle: bu perişan evrak, tarihi Osmaniye'nin mukaddimesi tedvin edildiği zaman, yani Osmanlı tarihinin bir girişi yazılırken, bu benim yazmış olduğum perişan evrak bir işe yararsa, ben diyor gayretimin mükafatını almış olarak kendimi göreceğim diyor. Dolayısıyla bu iki eser ülkemizde tarihi coğrafyanın pratik edilişi bakımından oldukça önemli. Tabii bizim yerelde Anadolu'da yaşayan insanlardan ziyade bir de seyyahların gelip Türkiye'nin, Osmanlı ülkesinin, Anadolu'nun tarihi coğrafyası ile ilgili yazılan eserler var. Bunlardan bir tanesi mesela Fransız arkeolog Texier'in 1802-1871 yılları arasında yaşamış. Anadolu'ya seyahat ediyor ve bugün latinize olarak piyasada var. Küçük Asya coğrafyası, tarihi ve arkeolojisi olarak bilim dünyamızda yer alıyor. Yine çok bilinen bir eser Anadolu'nun ya da Küçük Asya'nın tarihi coğrafya, Ramsey'in 1890 yılında kaleme aldığı eser, Türkçe'ye çevrilmesi 1960 yılında Mihri Pektaş tarafından gerçekleştiriliyor. Bunun dışında Cumhuriyet döneminde tarih coğrafya sahasında öne çıkan bazı isimlerden sadece isimlerini vereyim. Besim Darkot, Hamit Sadi Selen, Necdet Tunç Dilek, Metin Tuncel, bu isimler coğrafyacı. Zeki Velidi Togan, malumunuz Türk illerinin tarih coğrafyasına ait derslere metal, ya da Azerbaycan Yurt Bilgisi dergisinde yayınlanan Azerbaycan Tarihi Coğrafyası gibi eseri var. Yine Alman coğrafyacı Hüteroth, Konya ve yakın çevresini araştıran bir eseri var. Burada Osmanlı arşiv vesikalarından tahrir defterleriyle salnameleri kullanıyor. Tahrir defterindeki yerleşme listeleriyle salname listesindeki, salnamede yer alan yerleşme listesini karşılaştırıyor. Böyle bir eser vücuda getiriyor. Hüteroth da bir coğrafyacı olarak tahrir defterlerine giren ve bunun üzerinden yerleşmeyle ilgili bir eser yazması bakımından ve Konya çevresini yazması bakımından oldukça önemli. Yine çoğumuzun iyi bildiği Tuncer Baykara hocamız, yine ilk çağcı Ekrem Memiş, Veli Sevin, yine tarihi coğrafyaya giriş, Anadolu'nun tarihi coğrafyası gibi eserler vücuda getirmişler. Coğrafya sahasında 1900'lü yıllara kadar ya da 1980'li yıllara kadar tarihi coğrafya büyük ölçüde unutulmuş aslında. Bu bağlamda Dil Tarih Coğrafya Fakültesinden emekli öğretim üyesi olan Mesut Ali Büyük Hoca, Refet İnanç Hoca ile birlikte, kendisi tarihçi, Malatya ve Maraş tahrir defterlerini yayınlıyor. 90 yılına geldiği zaman da Türkiye'nin tarihi coğrafyası bakımından önemli bir kaynak, Mufassal Defterler ismini taşıyan bir makale ile konudaki, yani tarihi coğrafya konusundaki görüşlerini ve tahrir defterlerinin nasıl kullanılacağını gösteren bir çalışmaya imza atıyor. Sonraki süreçte 97 yılında doktorasını tamamlayan Karaman Larende kazasında yerleşme ve nüfus başlıklı teziyle Türkiye'de bir coğrafyacı tarafından bir doktora tezi mahiyetinde ve etraflıca geçmiş mekanın inşasını ortaya koyan bir eseri kaleme alan Osman Gümüşçü, ki Türkiye'deki önemi sadece bu yönle bitmiyor hocanın. Benim de kendisi doktora danışmanım. Bu bağlamda hocanın tarihi coğrafyanın ne olup olmadığına dair ilk ders kitabını da yazıyor. İşte tarihi coğrafya ile alakalı hocanın seri halde bir takım kitapları var. Tarihi coğrafyanın kaynakları, işte tarihi coğrafyanın yapısı, doğası ile ilgili temel kavramları ile ilgili eserleri var. Sonrasında yine bir coğrafyacı Şevket Işık Hoca Ege Üniversitesi coğrafya bölümünde temettüatla ilgili sahaya giriş yapıyor. Yine İstanbul Üniversitesi coğrafya bölümünde hocamız Mehmet Bayartan temettuat defterleri üzerine Kütahya
şehrinin tarihi coğrafyası üzerine bir doktora tezi hazırladı. Sonraki çalışmaları da büyük ölçüde Osmanlı şehri üzerine, yani tarihi şehir coğrafyası üzerine oldukça eğildi ve bu konuda verimli faydalanabileceğimiz makaleler yazdı. Sonrasında da Osman Gümüşçü'nün doktorantı olarak ben bu alana girmiş oldum. Temettuat, nüfus defterleri, işte tahrir defterleri gibi bir takım seri çalışmalar yaptık. Tarih coğrafyanın yapısıyla ilgili olarak öncelikle şunu söyleyelim. Tarih coğrafya her şeyden önce disiplinler arası bir yapıya sahip. Yani bir tarafta tarih, diğer tarafta coğrafya. Bu iki disiplinin kesişim kümesinde pratik edilen, filizlenen bir disiplin tarih coğrafya. Tabii tarih coğrafyanın disiplinler arası olması hem tarih camiasından hem coğrafya camiasından hem de komşu disiplinlerden insanların ilgisini çeken, özellikle son 20-30 yılda fazlaca insanın kalem oynatmaya gayret ettiği alanlardan birisini oluşturuyor. Bu çok mutluluk verici bir şey. Hal böyle olunca burada bir eleştiriyi de dile getirmemiz gerekiyor. Tabii burada yanlış bir husus var. O da şu: tarih coğrafya evet interdisipliner karakterli bir alan. Ancak farklı disiplinlerden ilgilenenler olsa da bu onun araştırma konusunun, ilkelerinin, metotlarının, kaynaklarının, yani onun her şeyiyle farklı, birbirinden tamamen farklı pratik edileceği anlamına gelmiyor. Burada ıskaladığımız konu bu. Benzer durum Türkiye'deki muhtelif üniversitelerde lisans ve yüksek lisans ve doktora seviyesinde verilen doktora dersleri ve bunların içeriğiyle de ilgili bir durum var. Maalesef her ne kadar piyasada tarihi coğrafya ile ilgili hem teorik hem metodik kitaplar, kitap bölümleri, makaleler olmasına rağmen herkes kendisine göre bir tarihi coğrafya gayreti içerisinde olduğu ders içeriklerine yansımış durumda. Ümit ederiz ki bunlar da düzelir. Tabii tarih coğrafya çalışmasında biz ne tür kaynaklar kullanıyoruz? İşte arşive müracaat ediyoruz, haritalara müracaat ediyoruz, çeşitli resimlere, gravürlere ya da arkeologların bulduğu bir takım buluntulara dahi müracaat edebiliyoruz. Ya da Hitit döneminin tarih coğrafyasını çalışacak bir araştırmacı işte orada çivi yazılı tabletlere müracaat etmesi gerekiyor. Bu noktada tarih coğrafyacının çalıştığı dönemin belge diline, kaynaklarına vakıf olması, buradaki terim, terminoloji ve kavramlara aşina olması hayati bir rol üstleniyor. Tabii tarih coğrafyacıların es geçemeyeceği konulardan bir tanesinde arazi çalışmaları oluşturuyor. Yani arazi çalışmaları sayesinde tarih coğrafya gerçekleştiriliyor. Modern coğrafya çalışmalarında biz nasıl araziye gidiyorsak, benzer şekilde tarihi coğrafya çalışmalarında da bizim araziye gitmemiz gerekiyor. Ben yine bir yansıtmayı denedim. Bizim araziden çekilmiş fotoğraflarımız var. Ümit ederim ki görebiliyorsunuzdur. Bu bizim arazide çekilmiş çeşitli fotoğraflarımız, Sivas'tan, Konya'dan, Manisa çevresinden. Tarihi coğrafya üzerine anlaşma sağlanan bir takım hususlar var. Bunları zikretmek istiyorum dünyada artık tarih coğrafya dediğiniz zaman. Öncelikli olarak tarih coğrafya dediğimiz şey bir coğrafya ve bir coğrafi bilim. Yani bilimsel sistematikte tarih coğrafya, coğrafyanın içerisinde bir uzmanlık alanı. İkinci olarak tarih coğrafyayı diğer coğrafi disiplinlerden ayırmak zor olsa da tartışmasız olarak o çağdaş coğrafyada peyzajın bugüne yönelik ifadelerini anlamamıza yardımcı oluyor. Yani bugün herhangi bir şehri çalışıyoruz ama bu şehrin içerisinde gömülü olan, bugüne ulaşan ve bugünkü yapının içerisinde barınan bir tarihsellik, bir geçmiş var. Biz bunu ancak ve ancak tarihi coğrafyayla açığa çıkarabiliyoruz. Tarihçilikte ise geçmiş ve bugünü bağlayan bir köprü olma özelliğini gösteriyor. Üçüncü olarak tarihi coğrafyayı tarihten ayırırken özellikle vurgulanması gereken nokta onun zamandan ziyade mekana yoğunlaşması. Yani bir tarihçi kronolojiye, zamanı ön plana çıkarır. Coğrafyacı ya da tarihi coğrafyacı mekanı ön plana çıkarır. Hal böyle olunca tarih için zaman sonra mekan bilimidir diyebiliriz. Tarihi coğrafya için de öncelikle mekan sonra zaman bilimidir. Birisi zamanı önceler, diğeri mekanı önceler. Dördüncü olarak tarihi coğrafya, coğrafi bir bakış açısıyla geçmişin belli bir zaman diliminde peyzaj, mekan değişimlerini açıklama sorumluluğunu yüklenir. Genel kurallara ve onları ispatlamaya çalışır. Beşinci olarak tarihi coğrafyanın geldiği noktada bugün her ne kadar
bir başarı söz konusu olsa da zamanın algılanması, geçmiş üzerine tartışmaların artarak devam etmesi, geçmişin algılanması için daha sınırlı tanımlamalara, daha detaylı tanımlara ulaşılmaya gayret edilmesi, araştırmacı ve araştırma konularıyla ilgili de daha sınırlı tanımlamalara ihtiyaç vardır. İnterdisipliner olmanın sorumluluğu da budur aslında. Son olarak yukarıda ifade edilen tarihi coğrafyanın içeriği, konsepti, özellikle eserlerin sürdürülebilirliği, yani tarihi eserlerin, mekanların, sokakların, doğa ve peyzajın korunması, mekansal peyzaj ya da bölge planlama gibi alanlarda da planlama sahasında tarihi coğrafya bilgisine şiddetle ihtiyacımız söz konusudur. Evet, burada bir sorayım. Acaba moderatörümüz fotoğrafları görebiliyor mu? Ona göre devam edeceğim. Hocam göremiyoruz. Maalesef. Yani, evet, göremiyoruz. Aslında ben tarih coğrafya ile ilgili yaptığımız çalışmaları aktarmak istedim. Yani bir takım haritalarımız var, bir takım görsellerimiz var, sahadan çekilmiş fotoğraflarımız var. Onlar aslında çok keyifli olacaktı. Teorik kısmı bu şekliyle ben tamamlamak istiyorum. Sonunda da işte bu çalışmalardan size bir takım örnekler sunmak istiyordum. Ama maalesef şu an sistem bize bu bağlamda izin vermedi. Onun için de affınıza sığınıyorum. Ben burada katkılarınız için teşekkür ediyorum. Şayet bir soru varsa alabilirim. Evet, chat, hocam chat kısmına bakarsanız oradan soru gelir herhalde. Evet, bir soru varsa dilimizin döndüğünce cevaplamaya gayret edelim. Bir taraftan da şeyi deniyorum açıkçası, acaba paylaşılıyor mu? Şu an paylaşıldım, bende görünüyor. Sizde görünüyor mu bilmiyorum. Slide'ım görünüyor gibi. Evet. Evet, şu an benim ekranımda paylaşımlı görünüyor. Siz görebiliyor musunuz? Ben göremiyorum ama öğrenciler birisi görebiliyoruz hocam yazmış ama. Evet, daha önce öyle yazmış. Evet. Görünüyor hocam yazıyorlar hocam. Evet. Demek ki biz göremiyoruz. Evet, onlar görüyorsa hiçbir problem yok. Evet. Birileri daha hemen yazabilir mi acaba, görebiliyor musunuz? En yukarıya mı düşüyor en güncel chat? Evet hocam. Ha, o zaman arkadaşlarımız görüyor. O zaman ben bu görünürlüğü kaybetmeden bunları izah etmek istiyorum açıkçası. Şöyle yapayım. Bu tam ekran yapıyorum şu an. Bu bizim Kayıp Köyler Projesi'nde bulduğumuz Manisa kazasında Büyük Düylek Köyü var. Bu köy ortadan kalkmış ve siz burada bunun caminin minaresini görüyorsunuz. Etraflar tarım alanı haline dönüşmüş, zeytinlik haline dönüşmüş durumda. Yine bu Konya çevresinden, Konya'dan, işte Altunapa Hanı'ndan yukarıda Başarak Kavak Hanı, sonrasında da Elikesik Hanı istikametinde devam eden bir yol, tarihi kervan yolu. Ve bu yol üzerinde köylerin nasıl 3-5 kilometre içeriye kaydığını gösteriyoruz. Zira güvensiz dönemlerde yerleşme merkezleri ana arterlerden taşınarak daha güvenli olan vadi içlerine kaymışlar. Örneğin Devlet Şah Köyü, İne Devle Köyü, Kiçi Müksine Köyü'ne kaymış. Dilkemi ve Çeltek Köyü Başara Köyü'nde toplanmış. İşte Selahattin Köyü hemen yol kenarındayken 3-4 kilometre içeriye girmiş. Yine Elikesik Hanı'nın orada bir kavga olmuş. Biz bunları tamamen arazi çalışmasında tespit ettik bu arada. Onu da söyleyeyim. Dolayısıyla tarihi coğrafyada arazi araştırması olur mu? Evet, olur. Sağ altta yine Başara Köyü'ne giden Çeltek köylülerinin terk edilmiş mezarlığını görüyorsunuz. Burası Manisa Yunt Dağı çevresinde Turpçular Köyü diye bir köy var. Bu köy terk edilmiş. Sarnıçları falan var. Bizim arazide dolaştığımız yerleri görüyorsunuz. Harabesi kalmış. Bu köyün terk edilişi de milli mücadele döneminde asker kaçaklarına yataklık etmemişler. Yani onlara ne diyelim, talep ettikleri iaşeyi vesaireyi vermemişler. Vermedikleri için bir kendi aralarında eşkıya gruplarıyla bir mücadele olmuş ve mücadele neticesinde tetik parmağını bu köyün önde gelen kişinin kesmişler ve bu insanlar ovaya inmek zorunda kalmışlar. Bunun da böyle bir hikayesi var. Yine Konya'da Kavak Köyü var. Bu Kavak Köyü'ne gittik biz. Köylerin kaybolmasını soruyoruz. Kavak Köyü nasıl kuruldu falan derken orada bir amcamız karşımıza çıktı. Burası dedi 7 veren üzerine kurulmuş dedi. 7 veren. Yani etraftaki 7 tane köy boşalmış, virane hale gelmiş.
Kavak Köyü'nde toplulaşmış. Bu görselde de onları görüyorsunuz. Amcamız bir saymaya başladı. 7 dedi, 10 tane merkez saydı. 7 tanesi bu köylerin bizim 16. yüzyılda kaybolan köylerimiz. Yani 16. yüzyılda var olup günümüze ulaşmayan köyler. İşte Gudref, Dinorna, Kuyucak, Dinek, Çatköy, Virancık, Gömse. Hatta bugün Dinorna'nın olduğu yerde bir höyük de mevcut. Yine salgın hastalık ve eşkıyadan kaynaklı sahada tespit edebildiğimiz köyler var. Mesela Bağyolu Köyü'nün Kovanca, Gülbahçe, Eski Bağyolu Köyü'ndeki insanların toplulaşması, sıtma, veba nedeniyle bir araya gelmişler. Yine Osmancalı Köyü'nde Yukarı Köy, Kartallar ve Çardak Alanı mevkiinde yaşayan Koner Göçer gruplar ya da insanlar Osmancalı Köyü'nde toplulaşmışlar. Eşkıya ve salgın hastalık nedeniyle. Sağ tarafta da Konar Göçerlerin terk ettiği Sindel Köyü'nün harabesini görüyorsunuz. Ocağıma incir ağacı dikti deyimi burada kendisini gösteriyor. Her taraf incir ağacı olmuş durumda. Yine sol tarafta gördüğünüz Alayuntlu Köyü'nün temel izlerini görüyorsunuz. Manisa çevresinden bir örnek. Köy terk edilmiş, sahada taşlık temelleri görebiliyorsunuz. Sağ tarafınızda Çeltek Köyü sit alanı var. 16. yüzyılda Konya çevresinde bir köy terk edilmiş. Vakıf köyü olan Başara Köyü'ne taşınmışlar. Yine burada yamaçta serve ağaçları ve temel izlerini görmek mümkün. Yine benim yaptığım bir çalışma, Çerkeş Nahiyesi'nde yaylaklar ve tasarruf durumlarıyla alakalı yaptığımız bir çalışma, tahrir defterlerini referans alarak işte Kaytaz ve Karakınık Köyü ortaklaşa Yassı yaylasını kullanıyor. Sol tarafta görüyorsunuz. Sağ tarafta Bedil ve Karakınık Köyleri Doğdu yaylasına gidiyor. Bu da sağ altta ve sol altta da doktora öğrencimiz Ziya Çağrı Yazgan'ın çektiği fotoğrafları görüyorsunuz. Bu da Karamanoğlu Beyliği ile ilgili bir atlas yapmıştık biz. Karamanoğulları sempozyumunda Yakup Kaya hocamız orada sağ olsun bu sempozyumun düzenleme kurulundaydı. Bizi ağırlamıştı. Oraya bir tarih atlasıyla katılmıştık. Mut çevresi Karamanoğullarının kışlak mekanı. Ermenek çevresi ise bunların yaylak alanları. Malumunuz Osmanlı'nın kuruluş mekanı Söğüt ve Domaniç, kışlak ve yaylak onlar için. Karamanoğlu Beyliği'nin de kuruluş sahası, çekirdek sahası bu. Mut çevresi, kışlak, Ermenek çevresi, yaylak. Yine bu sahada ürettiğimiz bir harita farklı bir boyutta görüyorsunuz. Bunları hep tarihi coğrafyacılar nasıl yayın yapıyor, ne tür araştırmalar yapıyor diye zihninizde canlansın diye gösteriyorum. Bu da farklı bir gösterimi Mut ve Ermenek çevresinin. Bu da Karamanoğullarının en geniş toprakları Nasirüddin Mehmet Bey dönemindeki en geniş sahaya hakim olduklarını gösterir bir bizim tarafımızdan çizilmiş bir harita. Tabii haritada hanlar, kervansaraylar, önemli yollar, işte sınırlar, 1414 sonrası sınır vesaire en geniş sınırlar yer alıyor. Bu da yine Konya çevresinde yaptığımız bir çalışma. Malumunuz Konya'nın kuzey tarafında at çeken taifesi var. Konar göçer gruplardan, aşiretlerden. Burada sol tarafta özellikle klasik timar sistemindeki kaza ve sancaklarla Konar göçer sancağı olan at çeken kazasının nasıl bunlarla iç içe geçtiğini görüyorsunuz. İşte bir tarafı Niğde, Aksaray'la kesişirken bir tarafı Konya sancağının içerisinde, diğer tarafta Akşehir, hatta Bolvadin, Karahisar'ı sahip sancağına sarkan bir alanda at çekenleri görüyorsunuz. Bu sahadaki her bir nokta mavi, kahverengi, pembe vesaire at çekenlerin köylerinin lokalize edilmiş hali. Sağ tarafta da at çeken kazasının nahiyelerini görüyorsunuz. Bayburt, Kureyş Özü, İnsuyu, Turgut, işte Mahmutlar, Eski İl gibi Konar Göçer at çeken kazasının nahiyeleri burada yer alıyor. Sonra Konya çevresiyle ilgili benim yaptığım bir başka çalışma vesilesiyle ürettiğim bir harita. Konya'da Bizans'tan intikal eden yerleşmelerle alakalı bir toponimi çalışması yapmıştım. Konya, Sahra Nahiyesi, Hatun Saray ve Sudiremi Nahiyesi'nde Bizanslardan ya da Türk iskanı öncesi intikal ettiği düşünülen yerleşmeleri burada göstermiş oldum. Yine vakıf hudutname defterleri var. Tarihçi arkadaşlar çok daha iyi bilecektir. Belki ilahiyattaki arkadaşlar da temas etmiş olabilir. Bu vakıf hudutname defterlerinde bir köyün sınırı böyle ayrıntılı bir şekilde çiziliyor. Mesela Kurudere'ye varır, oradan İnanlı Değirmeni'ne varır, oradan Beyitler İnanlı yoluna varır, Buzağlık mevkiine varır, işte Çarşamba Çayı'na temas eder, oradan Hacetöyü'ne varır diye böyle tek tek tüm sınırı ortaya koyuyor su bölümü çizgilerden.
su bölümü çizgisi olmayan yerlerden de taşlardan, sınır taşlarından bunu ortaya koyuyor. Ona dikili taş diyorlar. Dolayısıyla ben bunları sahadan, bugünkü toponimik verilerden, 1 bölü 25 bin ölçekli haritalardan tek tek lokalize ederek böyle şekilde, mesela solda İnanlı Köyü'nün köy sınırını görüyorsunuz. Sağ tarafta Baba Nakkaş Köyü'nün köy sınırını görüyorsunuz. Yine bu tarih coğrafya kapsamında bizim yaptığımız bir çalışma, Hasan Demirtaş arkadaşımızla birlikte, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde uzman, o tarihsel data bağlamında destek oldu. Ben de harita, işte mekansallık bağlamında destek oldum. Birlikte böyle bir bildiri hazırlamıştık. Son olarak Osmanlı ulaşım ağıyla alakalı yaptığımız bir çalışma. Malumunuz Osmanlı'da Anadolu'da 3 kol var. Sol kol, işte İstanbul Sapanca'dan başlayıp Kuzey Anadolu fay hattını takip eden, Doğu Anadolu'ya, Erzurum, Erzincan istikametine varan, oradan da doğuya, İran'a ya da Kuzeydoğu'ya devam eden bir ana yol var. Sonra haç yolu olarak da ifade edilen Eskişehir'den, Afyon'dan, Konya'dan, işte Karaman'dan, Hatay'dan Haremeyn'e giden, Mekke Medine'ye giden bir yol var. Osmanlı buna sağ kol ya da haç yolu diyor. Bir de orta kol var. Hemen Amasya çevresinden güneye doğru inen Kangal, Hekimhan, Malatya, Amit, Mardin, Nusaybin'den güneye doğru inen bir yol var. Bunlar da yine bizim bu bağlamda ürettiğimiz çalışmalar. Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde Selçuk araştırmaları ile ilgili, Selçuklu medeniyet araştırmaları ile ilgili bir dergi var. Bu dergiye Osman Gümüşçü hocamızla birlikte, benim doktora danışman hocamla birlikte hazırladığımız bir makale var. Bu haritaya dikkatli baktığınız zaman bir sarı çizgileri görüyorsunuz. Onlar bilinen önemli kervan yolları. Bir de kırmızı çizgiler var. Bu kırmızı çizgiler yeni alternatif yollar. Biz bunu nasıl yaptık? Şöyle ifade edeyim. Doğu Karadeniz'in hemen zoom yapmış olalım oraya, bir yaklaşalım. Burada han ve kervansaraylar, önemli yerleşmeler kırmızı ve ne diyelim, mor karelerle gösterilmiş. Bunların üzerindeki yollar sarılarla gösterilmiş. Ancak burada pembe küçük noktalar var. Bu pembe küçük noktaların her biri han, saray, kervansaray ismini taşıyor. Burada tescilli bir han yok. Ancak biz bu toponimik verilerden hareketle Karadeniz'e ulaşan yollarla alakalı veya Selçuklu yol ağıyla ilgili bir çalışma yapmıştık. Ve bu çalışma neticesinde aslında şunu ortaya koydu. Sadece Gümüşhane'den Trabzon'a ulaşan bir tane yol görünüyor. Ama onun doğusunda bakınız bir sürü alternatif yollar olduğunu biz görüyoruz. Bu da toponimik verilere yansımış durumda. İşte biz tarihi coğrafyacı olarak geçmiş haritalardan, arşiv vesikalardan, toponimik verilerden hareketle bu tarz yayınlar üretebiliyoruz kıymetli arkadaşlar. Bunları da sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi sizin sorunuz varsa alabiliriz. Evet. Evet, herhangi bir sorusu olan arkadaşım varsa lütfen buyursunlar. Yoksa ben teşekkür edeceğim. Burada sona erdiririz. Sefa Nur arkadaşımız bir soru sormuş. Araştırılan mekanda tarihi eserlerin yok olmuş olması tarihi coğrafyanın ilerlemesine ne derece etkiler? Tabii ki bir sahadaki eserlerin yok edilmiş olması, oradaki sivil mimarinin ya da kamusal mimarinin ortadan kaldırılmış olması, özellikle şehir çalışmaları bakımından evet olumsuz bir durum. Ancak diğer tarafından tarihi coğrafyada bir taraftan arazi çalışması, diğer taraftan arşiv çalışması, literatür çalışması ya da harita çalışması ya da sizden önce oranın bir minyatürü, gravürü vesairesi varsa topyekün kaynak çeşitliliğini artarak bu söylediğiniz dezavantajı ortadan kaldırmanız mümkün. Elbette olumsuz etkiler. Ama geçmişi çalışan ya da geçmişi araştıranların yakinen bildiği gibi en ufak bir done, en ufak bir ipucu bile bizim için çok çok kıymetlidir. Onları da değerlendirmek zorundayız. Evet, başka sorusu olan? Evet, chat bölümü. Biraz daha bekleyelim, yoksa tamam. Evet hocam. Zannediyorum yazan yok. Rica ederiz. Evet hocam. Hocam çok teşekkür ederiz. Sağ rica olun. Ederiz. Sabrınız için ben de teşekkür ediyorum. Keşke elektronik bir takım sıkıntılar yaşamasaydık. Hani slide ile alakalı bir kısmını gösterdik, bir kısmını gösteremedik.
Ama sağlık olsun. Tekrar teşekkür ediyorum. Hürmetlerimi sunuyorum ben. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar arkadaşlar. Sağ olun.